İyi akşamlar değerli izleyenler. 24360 ortak yayınında 10. kez bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumuz bir geceden sesleniyoruz sizlere. 10. kez Necip Fazıl ödülleriyle karşınızdayız. Milli İrade'nin Sesi Star gazetesi olarak 10. kez Türkiye'nin hem çok önemli bir değerini bir vesileyle bu gündeme taşıyoruz ki o zaten aslında hali hazırda yaşamaya devam ediyor. Ama bununla birlikte günün sanatçılarına da bakma fırsatı buluyoruz. Onları yeniden görebilme imkanına kavuşuyoruz. Türkiye'nin en prestijli kültür sanat ödüllerinden Necip Fazıl ödüllerinin 10. gerisinden sizlere İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nden sesleniyoruz. Bir gelenek oluştu aslında. Bu geleneğin en önemli taraflarından bir tanesi az sonra gerçekleşecek olan törenin ikinciliği diyebiliriz ama aynı zamanda öncülü de bir taraftan ev sahipliği bakımından da sizlere selam verebilmenin mutluluğunu 10. yılda da yine paylaştığım değerli isim Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Aynen, bilmukabele. Ben de hoş buldum aynı zamanda. Siz de hoş geldiniz. Ne büyük bir heyecan, doğdu batmayan güneş diyoruz bu senede. Her yıl üstadın önemli bir mesajıyla, o günden söylediği, bugüne yansıyan aynen ve karşılık bulan önemli bir mesajıyla selamlıyoruz. Bütün Türkiye'yi aslında, bütün sanatçılarımızı zorlu bir yılı geride bırakırken, güzel bir ses olabilmenin imkan ve ihtimalini arayarak Necip Fazıl ödülleri sanatçılara ulaşıyor ve onları kamuoyuna taşıyor. Nihayetinde son 1-2 gününde 2023'ün veda ederken, kapatırken iyi bir kapanış olsun, doğru, iyi bir başlangıç olsun diyelim ve size ev sahibimiz olarak diyelim ki 10. yılda doğdu batmayan güneş ne demek? Evet. Gerçekten her tema sanki o yıl için daha önceden yazılmış, hazırlanmış gibi bir duygu hissediyorum ben. O kadar yerinde, o kadar tabiri caizse merheme, ilaç biçiminde ki gerçekten. Bu sene de yine öyle. Şimdi biz hatırlıyorsunuz aslında ulus olarak yani bütün millet olarak 29 Ekim itibariyle daha önceden beri devam eden bir hazırlık vardı ama 29 Ekim neticede fiilen ve resmen başlangıcı olarak bir Türkiye yüzyılı. Cumhuriyet'in 100. yılında yeni Türkiye yüzyılının çok önemli ikinci bir yüzyıla adım, ikinci geçerken yüzyıla girişimiz. Evet. Dolayısıyla o süreçte bu ne demek? Geçmiş yüzyıl nasıldı? Neden Türkiye yüzyılı bu? Nasıl gelindi bu noktaya? İşte bunlar uzun uzun o zaman bu çerçevede konuşmuştuk. Şimdi 2-3 günden beri şunu terennüm ediyorum. Yani öyle bir üç kelime ki doğdu batmayan güneş. O günlerde konuştuğumuz o geçmiş yüzyıl nasıldı? Neden şimdi doğdu? Niye böyle söylüyoruz? Niye önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak? Neden böyle düşünüyoruz? Aslında bana göre bunların tamamını kısaca veciz bir biçimde ifade eden bir tema diye düşünüyorum ben. Öyle ya. Yani neden doğdu batmayan, neden batmayan güneş? Neden şimdi doğdu? Bunları uzun uzun anlatabilirim ama yarımıza ait olarak diye düşünüyorum. Birkaç cümleyi almayı gerçekten çok isterim. Çünkü Necip Fazıl ödülleri bakımından en başından beri söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ben biliyorum ki kendimde de o heyecanı hissettiğim için karşımda gördüğüm gözü oradan tanıyorum. Hani kendimden biliyorum gerçekten. Gelenekleşmesi ne büyük arzu, iştiyaktı doğru, hepimiz için. Aynen. Ve gerçekten de ona kavuştuk, şükürler olsun. Necip Fazıl ödülleri açısından bir geleneksel durumdan bahsedebiliyoruz bugün. Öte yandan Cumhuriyet'in 100. yılı ve yeni Türkiye yüzyılının başlangıcı evet, olması ve bu ikisinin çakışması hem geçmişten bugüne hem bugünden yarına hareketimiz ama aynı zamanda andaki sanat ve kültür hareketliliğimiz bakımından çok çok önemli. Sizlerle konuştukça, jüri üyelerimizle konuştukça, yılın ödül alan sanatçılarıyla... Çok güzel röportajlar yaptınız. Çok şey öğrendiğime söyleyeyim burada. Gerçekten ilgili izledim, takip ettim. Büyük heyecanla yapılan neler, şeyler neler, gerçekten. Neymiş bizim ödül verdiğimiz kişiler yani daha yakından tanıdık sayenizde. Gerçekten çok ilginç şeyler dinledim, izledim çoğunda. Çok hoştu. Gerçekten. Çok hoştu, çok güzeldi. Onları birazdan sizin ardınızdan misafir etmeye devam edeceğiz. Tabii. Ama anın canlılığı, heyecanı, hareketliliği bakımından da çok şey söylüyor aslında doğdu batmayan güneş. Şöyle garip, ilginç bir durum var. Şimdi bir kere bizim bu bahsettiğimiz temalar
üstadın şeylerinden, külliyatından ve biraz da zaman zaman yakınmalarından, efendime söyleyeyim, o dönemdeki çekilen şeyleri yansıtan şeyler bunların çoğu. Mesela bu konuda bir sürü sıkıntılar çekiliyor döneminde. Bunları dile getiriyor değişik meselelerle. Ve bir gün mutlaka batmayan güneş doğacaktır mealinde ifadeleri var. Şimdi o gün bugün işte. Dolayısıyla yani bir beklentinin karşılığı hayata, geçmiş durumda. Onun için doğdu batmayan güneş çok değerli. Neden doğdu? İşte dedim ya az önce, o neden Türkiye yüzyılı? Neden bugün biz yeni Türkiye diyoruz bu Türkiye'ye? Neden eski Türkiye geride kaldı diyoruz? İşte onun için doğdu batmayan güneş. Zaten üstadın haber verdiği, o bahsettiği, müjdelediği dönem de bu dönem işte. Evet. Onun için çok yerinde, çok gerçekten veciz ifadeler. Çok heyecan verici. Biz bu heyecanı sizinle bir kez daha paylaşmaktan büyük bir mutluluk içindeyiz. Ben ama de ev sahibimizi, yani gönül istiyor ki sohbetimiz uzadıkça uzasın. Bununla beraber sizi yine ev sahibi olarak galiba bekleyenler de var. Evet, biz sizi misafirlerinizi karşılamak üzere. Çok teşekkür ederim. Yolcu edelim yayınımızda. Çok anlayışsınız. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Büyük zevkti hakikaten. Nice yıllara birlikte inşallah. Nice 10 yıllara inşallah. Nice 10 yıllara hep birlikte inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Albay. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, yayın konuğumuz Necip Fazıl, 2023 ödüllerinin, ödül töreninin ilk yayın konuğu, her zaman olduğu gibi ev sahibimiz Star Gazetesi yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'tı. Yavaş yavaş hem jüri üyelerimizle hem de bu yılın ödül almış olan isimleriyle mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışacağız. Mümkün olduğunca diyorum, çünkü birazdan sahne üzerinde başlayacak olan tören için aslında sayılı dakikalar kaldı diyebiliriz. Misafirlerimizi parça parça, adım adım sizlerin huzuruna getirmeye çalışacağız. Bu isimlerden bir tanesi 2023 Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü sahibi Selahattin Yusuf olacak. Selahattin Yusuf'u yayınımıza doğru bekliyoruz. Selahattin Yusuf mu demeliyim yoksa Efe Yusuf mu demeliyim? Aslında benim esaslı konuğum tabii ki Efe Yusuf. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, evet, merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir akşam. Bizim yıllardır bir geleneği yaşatarak, yaşatmaya ben çalışarak. Ben izliyordum sizi her sene buradan. Tabii. Canlı yayın tabii ki başka bir şey katıyor, bir zenginlik katıyor ödül törenine. Titizlikle hazırlanmış güzel bir tören. Herkesin emeğine sağlık, herkese çok teşekkür ederiz. Sizinle güzel, sizinle anlamlı. Estağfurullah. Çünkü 2023'ün ve bundan önceki 10 yıl boyunca Türkiye'nin yaşayan, hareket halindeki kültür sanat akışını aslında gündeme taşıyan çok önemli ve prestijli bir ödül bu. Hem adına ödül verilen kişi açısından hem o günün sanatçıları açısından. Ama ben izninizle izleyenlerimize Efe Yusuf'u bir kez daha takdim etmek istiyorum. Çünkü konuğumuz 2023 Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü sahibi Selahattin Yusuf, ama şimdi biz tersinden okuyoruz bazı şeyleri. Hani ebeveyni çocukları yetiştirir gibi düşünüyoruz. Evet. Acaba çocuklar da ebeveynlerine bir katkı sunuyor olabilirler mi? Çok etkililer kesinlikle. Çocuklar, ben hep öyle düşünüyorum. Çocuklar ebeveyni yetiştirir diye düşünüyorum. Efe sağ olsun bana bugün bu akşam eşlik etti. Mikrofonu kendisine verebilirim kısaca isterseniz. Çok teşekkür ederim çünkü onu bir parça dinlemek istiyorum. Efeciğim şimdi Selahattin Yusuf, Allah kalemine, ömrüne bereket versin. Çok güzel eserler ortaya koyan güncel çağdaş bir yazarımız, ama şimdi bu yazar ortaya nasıl çıktı, nasıl destekleniyor aile tarafından? Veya bu ödülün mesela, onun benimle az önce paylaşmıştın, izleyenlerimizle de paylaşmanı çok isterim gerçekten. Kimi daha çok heyecanlandırdı ödül, onu ben çok merak ettim. Selahattin Yusuf'u mu yoksa oğlu Efe Yusuf'u mu? Efe de çok heyecanlandı. Ben de Efe heyecanlandı diye heyecanlandım. Yani duyduğumda tabii ki ben de çok heyecanlandım, ama Efe'nin heyecanını paylaşmak çok başka bir duygu. Bunu yani çocuğu olan insanlar anlar. Efe'nin de ilk heyecanı, o farklı bir şey tabii. Efe'cim sen ne söylemek istersin? Babamla çok gurur duyuyorum. İçime güzel bir gurur kattı. Hayatımda güzel bir parça, yapbozun bir parçası oldu babamın Necip Fazıl ödülü. Babamın başarısının devamını bekliyorum. Babamla çok gurur duyuyorum. Çok güzel bir akşam gerçekten. Şimdi çocuklarla daha güzel, daha ayrı tabii. Çocukların olduğu her yer çok farklı. Evet.
Çok evet. Hoşuma gitti. Bu tahmin tatlı. Ederim ben de doğal bir şey olsun istedim. Ya hayat nasıl akıyorsa sevinçlerimiz hayatta, sokakta, caddede, evde nasılsa törende de öyle olabilir. Yani genel benim şeyim öyle açıkçası. Çocuklar da yaşasın, bilsinler, hatırlasınlar sonra bunları. Yani tabii çok önemli izler bunlar. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Ben gerçekten bu program öncesindeki söyleşilerimizi, öncesindeki programları çok önemsiyorum. Hep bir ipucu yakalamaya çalışıyorum. Hem Necip Fazıl adı açısından hem de sanatın sürekliliği ve aktarımı, kültürel bir miras oluşu açısından özellikle. Zihnimi meşgul eder. Necip Fazıl'ın nasıl oluyor da bu kadar nesiller boyu insanlar üzerinde bir tesir bırakabilmiş olmasına şaşırıyorum da doğrusunu isterseniz. Fikir adamı olarak, şair olarak, yazar olarak, aksiyon adamı olarak aynı zamanda bunların hepsinin bileşeni çünkü o. Nasıl böyle bir tesir oldu diyorum. Ama sonra resimde şunu görüyorum. Necip Fazıl tabii. adına ödül alan Selahattin Yusuf, hikaye roman ödülünün sahibi ama çocuğuyla birlikte. Resmi bu mu tamamlıyor acaba? Kesinlikle. Bir kere yani kültür aktarılmazsa yazık bir şeye dönüşür. Bir atalete ve bir şeye gereksizliğe dönüşür. Kültürün aktarılması çok önemli bir şey. Yani biz kültürü oluşturuyoruz. Evet yani çağdaş kültürü, geleneksel kültürü biriktiriyoruz, oluşturuyoruz. Eyvallah biz onu zevk ediyoruz, meşk ediyoruz. Fakat bunu kuşaklar arası bağlantı kesilirse çok büyük bir atalete, çok büyük bir şuursuzluğa, hafızasızlığa, kültürsüzlüğe ve tabii yani önemli olan aktarmaktır. Bu çok önemli bir şeydir. Aktarmanın teknikleri üzerinde düşünmek lazım belki de. Bu da pedagojinin şeyi, konusu, kabul ederim. Psikiyatrların, psikologların, eğitim tarihçilerinin, felsefeci filan yani. Fakat aktarılması, oluşturulması kadar önemli bir şey diye düşünüyorum açıkçası. Bu tür törenlerde Efe gibi çocukların olmasının bu bakımdan çok şeyi var, önemi var diye düşünüyorum. Çünkü unutmayacak yani Allah ömür verirse. Necip Fazıl kim, babam ne yaptı, bu ödülü aldı, alanlar ne yazdılar, hı hı. Necip Fazıl ne yaşamış, ne yazmış büyüdüğünde bunları merak edecek. Zaten bir kültürün en büyük amacı da bu olmak gerekir. Yani çocuklara bunu merak ettirmek gerekir. O bakımdan hem bu törenlerin biraz önce Noah abiyle de konuştuk. Hı hı. Şeyi törenlerin oluşturduğu bu atmosfer, bu dalga. Hem de eserlerin ödüle layık görülmesi gibi çok gündelik hayatımızda çok karşılaşmadığımız bu şey, olaylar önemli. O zaman oradan devam edelim. Çünkü şu ana kadar konuştuklarımız aslında bir yazar, bir fikir işçisi, bir düşünen adam olarak Selahattin Yusuf'un dünyasındaki şeylerdi. Ama bir taraftan bir de bu akşamın özelinde böyle büyük bir isim adına verilen kültür sanat ödüllerinin çerçevesinde hikaye roman ödülünün buna layık görünmesiyle karşı karşıya. Bu bir yazara, bir yazara değil doğrudan Selahattin Yusuf'a ne düşündürüyor, ne hissettiriyor? Ya doğrudan bana sormakla iyi ettiniz. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben yazı hayatımda ilk gençlik yıllarımdan itibaren hep şu baskıyla karşı karşıya kaldım. Yani köşe yazısı yazarken de ya çok ağır yazıyorsun, kimse anlamıyor. Biraz daha şöyle yaz, böyle yaz filan. Ben hiçbir zaman yazdıklarımı daha fazla insana yetebilsin diye sulandırma şeyine gönül indirmedim açıkçası. Bu benim temel mücadele alanım oldu. Belki konuşurken de öyledir. Yorumculuk falan da yaptım bir süre. Dolayısıyla ben bununla gerçekten çok çatıştım yazı hayatım boyunca. Yani öyle değil böyle. Hayır, sadece kendim için ve kendime kadar diyelim hak deyişiyle. Ve kendim için, kendim içime sinecek biçimde yazmayı çok önemsedim. Hatta birinci mücadelem bu konuda ve bu alanda oldu gerçekten. Bu konuda hani Türkiye'nin edebi kamuoyuna bir taş attım, farkındayım efendim. Sonra işte kitaplar birbiri ardına yayınlanmaya başladıktan sonra da benzer şeylerle karşılaştım açıkçası. Yani bu roman mı, ne bu? Falan. Ya da işte niye böyle, cümle niye bu kadar uzun, mesele niye bu kadar çapraşık filan. Ya hayat çok karmaşık, hayat çok acayip, hayat çok şaşkınlık verici derecede karmaşık ve zor bir şey. Dolayısıyla ben onu sadece kayda geçirmekle meşgulüm. Bunu hep söylemek istedim. Gördüğümde bu. Evet, ama son yıllarda itiraf edeyim.
beni galiba kimse bulamayacak saklandığım yerde diye düşünmeye başlamıştım açıkçası ki işte jüriden bir haber geldi falan. Galiba bu şey olur. Ama mutlaka bir kişi bile olsa ben yazmaya devam etmek istiyordum, devam edecektim. Yani öyle bir şeyim yoktu, bir umutsuzluğum yoktu. Gene de ederim yani. Gerçekten sadece bir kişi bile olsa, bu tehlikeli biçimde kendim de olabilir, bir okur bile olsa yazmaya değer gerçekten. Arada Efe ile konuşurken söylemiştim, ömrünüze de kaleminize de kelamınıza da bereket olsun. Kutluyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için aynı programımıza zamanda. Programımıza başarılar dileriz. Sağ olun. Tören sağ hepimiz olun. İçin hayırlı olsun. Diğer ödül alan sanatçıları, özellikle hayranı olduğum Naser Kemir, Fransız yönetmen. Kendisini tebrik ederim. Tanıştık biraz önce. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ayağınıza çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Kutluyoruz bu güzel baba oğlu ve çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Necip Fazıl 2023 ödülleri töreni başlamak üzere. Öncesinde ödül alan sanatçılarımızla, ev sahiplerimizle, jüri üyelerimizle söyleşilerimiz devam edecek ama şimdi önce kısa bir reklam arası verelim. Necip Fazıl ödülleriyle karşınızdayız değerli izleyenler. Az sonra ödül töreni gerçekleşecek ama öncesinde biz hem jüri üyelerimizle hem de ödül sahipleriyle sohbetler sürdürmeye devam ediyoruz. Sohbetleri sürdüreceğiz ama hatırlatmak istiyorum, bu yılın ödül sahiplerinin sıralı olarak isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Az sonra tören salonunda konuşmaları sırasında da göreceksiniz onları. Bu yılın yani 2023 yılının Necip Fazıl ödülleri sahipleri: Şiir ödülü Ali Günvar'a, Hikaye Roman ödülü Selahattin Yusuf'a, Fikir Araştırma ödülü Ahmet Ayhan Çitil'e, İlk Eserler ödülü Sema Bayar ve Rıdvan Tulum'a, Uluslararası Kültür Sanat ödülü Nasır Kemir'e, Çocuk Edebiyatı ödülü Figen Yaman Coşar'a ve Görsel Sanatlar Ödülü Selahattin Sancaklı'ya verildi. Dikkatinizi çekmiştir, geçtiğimiz yıllarda olmayan bölümler de var bu yıl Necip Fazıl ödülleri içinde. Çocuk Edebiyatı ödülünde olduğu gibi, Görsel Sanatlar ödülünde olduğu gibi müzik ödülü sahibi Büşra Kayıkçı olacak. Birazdan ödülü kendisine tevdi edilecek onun gibi. Ve yine mimarlık ödülü bu yılın özel alan açılmış kategorilerinden biri. Fakat aşina olduğumuz bir bölüm var ki o da saygı ödülü. 2023 saygı ödülü sahibi ise Profesör Hüsrev Hatemi. Değerli misafirlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Onlardan birini az sonra ağırlayacağız ama öncesinde jüri üyelerini, jüri heyetini de sizlere takdim etmek istiyorum. Mehmet Fatih Andı, Hicabi Kırlangıç, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'da Necip Fazıl ödüllerinin jüri heyetini oluşturan değerli isimler. Misafirlerimizi huzurlarınıza alacağım ve hatta onlara doğru şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu yılın Necip Fazıl yeni açılan kategorilerden demiştik, Çocuk Edebiyatı ödülü sahibi Figen Yaman Coşar. Buyurun lütfen, buyurun lütfen. Az sonra izleyenlerimizin de ekranları başında izleyeceği o heyecanlı ödül törenine geçeceğiz. Ama tören öncesinde biz sizi bir kere daha duymak istedik. Heyecanınızı çünkü paylaşmak istedik. Yani öyle hissediyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz? Aslında gelene kadar gerçekten bir heyecan vardı. Gelince bir baktım arkadaşlar hep. Hatta öyle tatlı buluşmalar oldu ki Gazze'li bir mühendis arkadaş vardı ve onunla sadece internet ortamından tanışmıştık. Kapının önünde karşılaştık sevgili Nihat Atlı Nasır'la. Dolayısıyla böyle ortaokuldan müdür yardımcım burada, yayıncım burada.
arkadaşlarım burada, fakülteden arkadaşlarım hiç burada. Hiç yabancılık çekmediğim, aynen, yıllardır içinde olduğum. Kendi ortamındayım. Aynen, çok güzel, çok güzel bir ortam. Şimdi 10. yılındayız ve bu yıl doğdu batmayan güneş diyen üstadın yine böyle şiar edinilebilecek bir cümlesiyle karşı karşıyayız. Sizden önce ev sahibimiz olarak Sayın Nuhal Bayrak'la söyleşirken şöyle bir şey dedi, hakikaten de öyle. Üstadın yıllar evvel bir öngörü mahiyetinde kabul edebileceğimiz sözleri bugün hayata geçen, geçmekte olan, o şafağın eşiğinde olan sözleri olduğunu anlıyoruz. Doğdu batmayan güneş aslında yazılmış veya söylenmiş olduğu yıllar için uzak hedef. Ama yine de bir inançla diyor ki doğdu batmayan güneş. Bu bir öngörü mü? Bu bir inanç meselesi mi? Aslında imanın nuruyla baktığın zaman bu bir mum ışığı gibi sadece bulunduğu ortamın fiziki şartları kadar aydınlatan bir ışık değil. Nur Hakk'ın sonsuz kudretiyle aydınlatan bir şey olduğu için buradan baktığı zaman meselenin ahirini görebilecek kadar uzak, bizim için uzak, bizim gibi madde planında yaşayan için belki uzak ama mana planında yaşayan için Hakk'ın gösterdiği kadar sonsuz uzaklığı gösterebilecek bir aydınlatma meselesi, manayla bakmak. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın da dava ve mana perdesinden bak, hani perdeyi hatta açıp baktığı için değil mi? Elbette ki Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesini, Kur'an'ın müjdesini, Hakk'ın müjdesini o da zaten şiirine, tiyatrosuna, hayatına taşıdığı için kabiliyetinin türlü veçesine yansıtan. Vadediliğini gösteriyor zaten. Yani bu onun sadece bir mütefekkir olarak bakıp gördüğü ya da hamasi uydurup ne bileyim ortaya attığı bir fikir değil. Bu Hakk'ın vaadi. Dolayısıyla o da onu seslendiriyor zaten. Tören öncesi konuşmayı sevdiğim şeylerden biri hakikaten o yıl için parola anlamında değerlendirilen bir üstad cümlesini konuşmak, hatırlamak, belki biraz şerh etmek, belki üzerine fikretmek. Bu bakımdan doğdu batmayan güneş cümlesini sizinle konuşmak benim için çok önemli ama sizinle konuşmak istediğim esaslı hususlardan bir tanesi de şimdi Necip Fazıl Ödülleri 10. yaşında artık. Hatta aslında 11 ama pandemi sebebiyle tören yapamadığımız bir atlamak durumunda kaldığımız 2020'de var ama 10. törendeyiz bugün ve farklı kategorilerde ilk yola çıkış hikayesinde aslında böyle bir zenginlikle karşı karşıya değildik. Ama bugün çocuk edebiyatı kategorisini de görüyoruz. Çocuk edebiyatında kalem oynatmış, eser vermiş, bunu yaşamış ve yaşatan biri olarak ne hissettiriyor? Üstad Necip Fazıl adına ihdas edilmiş ödüllerin bir paydaşı olmak. Çok güzel bir şey çünkü Necip Fazıl'ın zaten uhdesinde ne var? Gençlik, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik diyor. Neden gençlik diyor? Çünkü çocukluk aslında fıtrata en yakın çağ. Dolayısıyla kutsala da en yakın çağ. Hani bugün bir Kudüs meselesi var, Kudüs meselesi var, Filistin meselesi var. Neden? Çünkü yeryüzünde de bu kutsalın mahalli olarak aslında tecelligah olarak bir yer orası. Çocuk da Kudüs'ün aslında insandaki tecelligahı gibi bir şey. Dolayısıyla çocukluk çağından gençliğe çıktığında aslında maddeselleşmeye başlıyor ve bu dünyada ruhtan uzaklaşıp nefse yaklaşmaya başlanan bir çağ. Burada eğer gençlik kendi öz değerlerine, fıtratına yakın kalabilirse kutsal tecellisini çekmeye, yeryüzüne çekmeye davete devam eden bir mekanizma gibi. Ama burada nefse yaklaşırsa bu kutsaldan ayrılıp uzaklaşma, yabancılaşma ve kirlenme başlıyor. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın aslında bir gençlik dediği şeyin altında çocuğun da gençliğe hazırlanması ya da yetişkinliğe hazırlanması, geleceğe atılmış bir tohum gibi çocuk. Ve bizler Necip Fazıl'la çocukluk çağlarımızla tanıştık. Ortaokuldaydım ben. Ve büyük bir mütefekkir. O çağlarda, o yaşlarda biz onun şiirlerinden ne anlıyorduk ya da işte tiyatro metinlerini okuduğunda ne anlıyorduk bilmiyorum ama hissettiğimiz bir şey vardı. Evet. Yani hani anlamak başka bir şey.
Belki sen onunla ilgili tefekkür edemeyebilirsin o yaşta. Ama kalbine tesir ediyor ya. O tesirle yaşıyorsun. O tesirle büyüyorsun. Ve ondan sonra seni muhafaza eden aslında böyle ipucu gibi, şifre gibi, hayatın boyunca böyle karşına çıkan bir sorunda, bir problemde hakla batılı ayırabileceğin bir takım sana sanki ipuçları vermiş şiirinde, metinlerinde. Bununla yaşıyorsun, bununla yoğruluyorsun ve bilinçli ya da bilinçsiz aslında yazdığın şeylerin alt metininde Necip Fazıl var yani. O yüzden çok kıymetli, çok gerçekten değerli. Çok hani kıymetli. Bundan daha dünya için daha değerli bir ödül olmaz benim için. Çok mutluyum. Kutluyorum bütün ben kalbimle. Bu akşam 10. yılındayız artık. Bir alışkanlığa dönüşmüyor ama bununla birlikte. Onu da söylemem lazım. Gelenekleşmiş olmasının getirdiği bir hoşluk var. Ama alışkanlığa dönüştü dersem yalan olur. Çünkü Necip Fazıl ödülleri bana seneler içinde başka heyecanlar yaşatıyor. Bu yılın heyecanı, mesela ilk eser ödülleri beni ilk duyduğumda çok heyecanlandırmıştı. Saygı ödüllerinin yanı sıra ilk eserler ödül sahipleriyle bir araya gelmek çok heyecan vericiydi. Ama bu yıl çeşitlenmesi bakımından gerçekten büyük heyecan duydum. Bu sebeple Çocuk Edebiyatı Ödülünü bir kez daha can gönülden kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Canlı yayınımız devam edecek. İçeride tören başlayacak. O yüzden ben konuklarımı parça parça salona doğru yönlendiriyorum değerli izleyenler. 2023 Necip Fazıl Ödülleri bir törenle sahiplerine ulaşacak bu akşam. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref misafiri oldukları törenimizde sizlere canlı olarak nakledilecek. Ancak bunun öncesinde hem ödül sahipleriyle hem de aslında zorlu bir görevi yıllardır üstlenen değerli isimlerle bir araya gelelim istedik. Bu heyecanı bir beraberce ortak olalım istedik. Onlardan bir tanesi jüri heyetinden değerli bir isim. Necip Tosun, buyurunuz hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Biliyorum, biliyorum. Bu akşamın heyecanı ayrı. Sizin yaz sonundan itibaren girmiş olduğunuz bir seçki süreci vardı. Onun heyecanı ayrı. Bir de ben çıkıyorum her sene böyle. Evet. Ödül töreni öncesinde ama duymak istediğim, öğrenmek istediğim şeyler oluyor gerçekten sizlerden. Mesela doğdu batmayan güneşin zihinlerde çeşitli çağrışımları var. Doğdu batmayan güneş bir öngörü mü, bir müjde mi, bir istikamet verici söz mü? Nasıl anlamamız lazım? Tabii büyük yazarların sözleri, büyük yazarların teklifleri hem temennidir, hem beklentidir, hem de geleceğe ilişkin bir sezgidir. Ben bunu bir gelecekte gerçekleşecek olan bir hakikatin ön sözleri olduğunu, bir sezgisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok isabetli bir başlık olmuş bu senenin mottosu. Şimdi Necip Fazıl Ödülleri 10. yaşında tören olarak pandemiye kurban edilmiş bir dönem bir olmakla birlikte 10. tören yılındayız diyebiliriz. Çok önemli hayatımızdaki güncel değerlerimizle, bildiklerimizle bizi buluşturdu bu ödüller, keşifler sundu aynı zamanda, yeni kategoriler açıldı. Çünkü ilk yola çıktığında şiir, roman, hikaye, fikir araştırma ve saygı ödülü vardı ama bu yıllar içinde bir çeşitlilik kazandı. İlk eserler beni heyecanlandıran bir kategoriydi ama artık çocuk edebiyatı ödülü de var, mimari ödülü var, görsel sanatlar var ve müzik ödülü var aynı zamanda. Bu renklilik, bu çeşitlilik, hani bir şair adına ödül veriliyor ama yine de kültür sanat dünyamız ve havsalamız bakımından bu çeşitlilik, bu zenginlik ne anlama geliyor? Tabii bir ödülün önemi, onun sürekliliği, devamlı olması, arkasında kurumsal bir desteğin olması, bir de edebi kamu tarafından bu ödüllerin takdir edilmesi önemlidir. Necip Fazıl Ödülleri 10 yıldır açıkladığı bu ödül türleri itibarıyla hem edebi kamuda takdir gördü, hem 10 yıldır devam ediyor, hem de arkasında büyük bir kurumsal destek var. Dolayısıyla bu ödülün hem kalıcılığını hem de yarınlara kalacağını gösterir.
aslına bakarsanız ödül vermek çok sıkıntılı bir iştir. Çünkü biz ödül jürisi olarak zaten bir yıl boyunca bütün yazarlarımızı, sanatçılarımızı izliyoruz. Gözden hiç kimseyi kaçırmamak istiyoruz. Ama sonuçta bir kişiye ödül vermemiz gerekiyor. Bu vicdan muhasebesi içerisinde biz birini öne çıkarmak, birini geride bırakmak gibi bir duyguyla iç içe yaşıyoruz. Bu ödülleri dağıtırken öylesine güzel tartışmalar, sıcak tartışmalar oluyor ki neredeyse her isim üzerinde konuşuyoruz, her isim üzerinde tartışıyoruz. Her biri birbirinden kıymetli isimler, sanatçılar, yazarlar, şairler. Bunların arasından birini seçmek bizim için doğrusu çok sıkıntılı oluyor. Ama işte bugün burada tam da ödüllerin dağıtıldığı bir gün o yorgunluğumuz bitiyor, yeni bir heyecana dönüşüyor. O insanlarla burada buluşuyoruz. Bu törenlerin en büyük özelliği sanatçıları, yazarları bir araya getirmesi ve bu ödül verenler ve ödül alanları kaynaştırmak, halkımızda edebiyatı, kültürü buluşturmak ve Necip Fazıl ödüllerinin de hele töreninin de bence klasik bir ritüel olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Zaman öngördüğümüzden daha hızlı akıyor. Adım atılan günden bu tarafa dile kolay 10-11 yıl geçmiş durumda. Ama dediğiniz gibi bu adım için geç kalındı mı, eyvahlar olsun, niye bugüne kadar yapmadık derken bugün gelenekleştiğini gördüğümüz ve bizi de güvende hissettiren bir tarafı oluyor bunun. Nice 10 yıllara diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler dilerim. Zorlu göreviniz olduğunu zaten hissediyordum ama ağırlığını gerçekten net olarak görebiliyorum sizden de. Çok teşekkür ederim. Fakat çok güzel bir seçkiyle, çok güzel bir karşılaşmayla baş başa bırakmış oldunuz siz de bizi. Güzel kapatıyoruz sayenizde bu seneyi de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenler, Necip Tosun misafirimizdi. Necip Fazıl 2023 ödülleri jüri heyetinden değerli bir ismi ağırladık. Bir başka ismi misafir edeceğiz şimdi. Az sonra Profesör Doktor Turan Karataş bizimle birlikte olacak. Çünkü Necip Fazıl ödülleri bir gelenekse, ödül töreni öncesinde kırmızı halı yayını bir başka gelenek, öyle değil mi hocam? Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Derin bir nefes aldınız. Zorlu mu oldu acaba? Hayır, bu gün, bu vakit, bu tören bizi heyecanlandırıyor. Bir de kırmızı halıya çıkarken heyecanlanıyoruz. çünkü 10 yıl kolay değil. 10 yıldır hiçbir, çok şükür, dedikoduya mahal vermeden, nasıl diyeyim, itibarını zedelemeden her yıl daha bir itibarlı hale gelerek bir ödül kurumunu oluşturmak ve bunun 10 yılında da görev almak, seçici kurulda bulunmak. Doğrusu ben bu bakımdan kendimi de biraz mutlu, kıvançlı hissediyorum. Çok kolay bir iş değil. Az önce Necip Tosun hocam da söyledi bunu. Yıl boyunca aslında gözden kaçırmamak için çok önemli bir biçimde, çok büyük bir dikkatle biz gözden geçiriyoruz. Sanatçılarımızı izliyoruz, takip ediyoruz diye söyledi. Ben de şöyle bir şey söylemiştim. Hayatımızdaki zaten itibarı, muhkem değerlerimiz bir tarafa, bir de yeni keşiflere kapı aralamak bakımından da siz bize çok önemli tekliflerle geliyorsunuz. Burada. Evet. Ve bu yıl yeni kategoriler de var. Yani Necip Fazıl şiirle en başta Sultan-ı Şuara, Şairler Sultanı dediğimiz Necip Fazıl ama aynı zamanda aksiyon adamı, fikir adamı, Büyük Doğu evresinden bahsediyoruz. Ama ne olursa olsun edebiyat ve onun türevi içinde değerlendiriyorduk. Ama bu yıl müzik, evet yine edebiyatın içinde ama kategorik olarak başka bir alan, çocuk edebiyatı, görsel sanatlar, mimari, buralara genişleyen bir çerçeveyle karşı karşıyayız. Bu yıl kurum sağ olsun, yani Star gazetesi böyle bir açılıma ihtiyaç duydu. Daha doğrusu ödüller bizim beklediğimizden de fazla yankı bulmaya başladı. Biz biraz daha alanı genişletelim. Mimari güzel sanatların bir alanı malumunuz. Tiyatroyu düşündük. Necip Fazıl'ın da 21 tane tiyatro eseri var. Tiyatro evet. Yazarlığı var. Edebiyatın bir alt kademesi, şubesi ama çocuk edebiyatı son yıllarda inanılmaz güzel eserlerle karşımıza çıkıyor. Başlı başına bir bölüm olarak kendi varlığını kabul ettirdi. Evet. Şimdi aslında biz artık Necip Bey'in dediği doğru, kaçırmamak için dikkatli davranıyoruz ama her şeyde yetişemiyoruz. O kadar çok eser yayınlanıyor, üretiliyor.
Şimdi şöyle bir ister istemez zımnen bir iş bölümü yaptık kendi aramı. Yani mesela ben daha çok şiiri gözetiyorum, kolluyorum, okuyorum. Kendi alanında. Evet, yani biraz daha çalıştığım alanla ilgili olarak. İşte Necip Bey öykü malumunuz, öykü evet. alanında hemen hemen her eseri görüyor, bakıyor. Fatih Bey sağ olsun İstanbul'da kültür başkentinde, o daha işte mimariye de bakıyor, çocuk edebiyatına da bakıyor. Böyle olunca biz bu ödülleri belirlerken uzun güzel tartışmalar da yapıyoruz. Yani birimizin görmediğini diğeri hatırlatıyor. Benim gözden kaçırdığımı diğer arkadaşım gündeme getiriyor. Onu konuşuyoruz, tartışıyoruz, bakıyoruz. Hatta bazen şöyle oluyor. Ya bir hafta süre verin bu esere bir bakalım, okuyalım. Bir hafta sonra bir daha toplanıyoruz. Mesela genç şeyde ilk eserler ödüllerinde böyle oluyor. Hı hı. Gençleri bazen kaçırabiliyoruz. Bu bakımdan bu sene öyle bir alan genişlemesi oldu. Bence iyi de oldu. Mesela önümüzdeki yıl muhtemelen diyelim deneme dalında ödül verilebilir. Bu yıl konuştuk çünkü. Hı. Çünkü oralarda da güzel eserler var. Deneme fikrin yayıldığı, düşüncenin artık kendini ifade biçimi olarak daha çok kabul görmeye daha, başlayınca evet, elbette. Evet, kabul çok gördü. Hoş. Bir de dergilerde ve bir takım mecralarda nitelikli denemeler yazılmaya başladı. O bakımdan bu yıl böyle bir açılım oldu. İnşallah önümüzdeki yıllar eğer devam ederse, 10 yılı bulduk herhalde devam eder diye düşünüyoruz. Öyle bir hissiyat çok güçlü bir biçimde geliyor aslında, çünkü gelenekleştiğinden söz ediyoruz ya, adına verilen ödüller, yani ödül sahibi ödüllerin adı çok önemli, ama bugün de yaşayan, üreten sanatçıların varlığını kamuoyuyla daha fazla paylaşmak adına da çok önemli ve biz bu tadı çok sevdik. Evet, bir de şöyle, biz bazen fark edemeyebiliyoruz ama biraz evvel ödül alan bir adayla karşılaştık, tanıştık, teşekkür ettik, biz de teşekkür ettik, tebrik ettik. O kadar mutlu olmuş ki Samsun'da mimari alanda bir heyetin bir şeyine, yapısına ödül verdik. O çok kıymetli evet. bir şeydi. Yani şimdi hocamız o kadar mutlu olmuş, o kadar. Mesela biz bunları çok hissedemiyoruz ama bizim verdiğimiz ödül hakikaten çok değerli bir hale geldi. Ama şunu da söyleyelim, kendimizi övmeyelim, övmüyormuş gibi olmasın. Biz de çok titiz davranıyoruz. Yani bizim seçici kurulumuz da çok kıymetli arkadaşlarımız doğrusu hakikaten. Her biri kendi alanında mahir, dikkatli, okuyan, hala bütün sıcaklığını, sevincini, heyecanını koruyan arkadaşlar. Yılların birikimi var. İnşallah devam eder. İnşallah bu heyecanı biz yine senelerce yaşarız. Umuyoruz, çünkü bu gelenek sağlam bir temel üzerinde oturuyor ve dediğim gibi yaşayan şeye, güne dokunması çok önemli. Çok diri olduğunu görüyoruz aslında geçen yıllarla birlikte. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tören öncesinde ayırdığınız zaman çok kıymetli bizim için de evet. öyle çünkü. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Ayağınıza sağlık, görüşmek güzel üzere. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, söyleşilerimize devam ediyoruz. Yine jüri heyetinden önemli bir ismi misafir edeceğiz şimdi. Misafirimiz Profesör Fatih Andu olacak. Az önce de söylenen bir kısmı tekrardan hatırlatalım. Az önce Turan Karataş hocamız söyledi. Mimarlık ödülü kategorik olarak bunlardan bahsettik ama hangi gerekçeyle ödül alındığına dair küçük bir hatırlatma yapıp ardından Fatih Andu'ya geçeceğim. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde tütün depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne dönüşümü projeleriyle ödül almış kıymetli akademisyenlerimiz var. Dakikalar sonra onlar da birazdan Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda ödüllerine kavuşmuş olacaklar. Ancak onları bu ödüle layık gören bir jüri heyeti var ki onlarla söyleşilerimizi gerçekleştirdik. Necip Tosun'u ağırladık, Turan Karataş'ı ağırladık. Şimdi de Fatih Andı'yı bekliyoruz. Buyurunuz hocam. Merhaba hocam, hoş geldiniz hoş yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında ben kendimi sizin misafiriniz gibi hissediyorum. Çünkü sizin emeklerinizle, sizin ortaya koyduğunuz performansla bize bu heyecanı ve bu güzelliği yaşatan durum ortaya çıkmış oluyor. Yo, estağfurullah. Hep birlikte diyelim. Sizin katkınız, bizim katkımız bu güzelliği ortaklaşa yapıyor. Onu duyayım istedim ben. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim iltifatınız için. Estağfurullah, bu samimi fikirlerimiz hakikaten bir taraftan konuşuyoruz. Hocam? Su gibi akıp geçmedi mi zaman?
Öyle. Her sene biz bu hissi yaşıyoruz. 10. yılını idrak ediyoruz. Çok sevindirici. Eğer kişisel yaşlanma bazında bakıyorsanız üzücü. Ama kurumun ödülün kurumsallaşması yerine oturması açısından baktığınızda çok sevindirici. Daha güzeli de bu sesin giderek frekansını arttırarak bugüne kadar gelmesi. Bu hem Necip Fazıl adına hem de ülkemizin kültür sanat gündemi adına çok sevindirici bir durum. Frekansı yükselterek derken tam olarak neyi kastettiniz? Bunu öğrenmek isterim. Birkaç şey. Buyurun. Şimdi mesela evvela Necip Fazıl ödülleri Türkiye'nin edebiyat ortamında zaten sayıları çok olmasa bile kültür sanat alanında verilen ödüller adına çok öne çıkan, göz dolduran bir mahiyet arz etti. Bu taraftan sesi yükseldi. Artık insanlar bu sene kime verilmiş diye merak ediyorlar. Konuşuluyor, ilgili çevrelerde tartışılıyor hatta. Size bir sır vereyim, daha da güzeli. Bizim burada verdiğimiz ödüllerin içerisinden birçoğu bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerini de alıyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Ne kadar isabetli isimler üzerinde ittifak etmişiz. Orada da tasdik edildiğini görüyoruz. Bu çok güzel. Sağlaması, doğrulaması. Burada ödül verilen şahısların orada ödül alması, buradaki ödülün de aslında frekansını yükseltmiş oluyor. Aynı isimlerde ittifak etmek. İkincisi, yıldan yıla salonu birazdan belki göreceğiz. Rağbet. Şimdi Necip Fazıl belirli bir yaş diliminin, benim neslim, belki benim neslimden bir üst nesildekilerin kenarından, köşesinden konferansını dinlediği, kendisiyle tanıştığı, eserlerini okuduğu bir isim gibi gelir insanlara. Ama güzel olan bu ödüller vasıtasıyla salona bakın, büyük çoğunluğu gençler. Necip Fazıl'ın gençlere yönelik sesini de yükseltiyor bu ödüller. Genç ilgileri de üzerinde topluyor Necip Fazıl'ın ve onun düşünce dünyasının. Frekans yükselmesi biraz da buradan kaynaklanıyor. Bunu da kastediyorum. Bir üçüncüsü, ilk başladığımızda 4-5 dalda sınırlı bir ödül kategorisi vardı. Evet. Şimdi yıldan yıla, bu sene 10. yılın hatırına ödül kategorileri çok farklılaştı, çok zenginleşti. Görsel sanatlardı, mimari, müzik, çocuk edebiyatı gibi alanlar. En az eskiden var olan 5 alana, yanılmıyorsam 5 dal daha eklendi. Evet. Bu da frekansın yükselmesi demek, ilgi yelpazesinin büyümesi demek. Bunların hepsini birden düşündüğümüzde normalde bu tür ödüller ilk birkaç senede heyecan uyandırır, sonra yavaş yavaş kanıksanır. İlgi düşer. Ama bizim Necip Fazıl ödüllerinde yıldan yıla artan bir heyecan rüzgarı esiyor. Güzel olan bu. Bir şeyi daha eklemek lazım. Buyurun. Başından itibaren bu ödüllere Cumhurbaşkanımızın sahip çıkması, ödüllerin onun elinden veriliyor olması da zaten bu ödüllerin bu heyecan rüzgarını besleyen en önemli faktörlerin başında geliyor tabii. Bunu unutmamak lazım. Cumhurbaşkanımızın kültür sanata yaklaşımıyla da ilgili Necip Fazıl'ın üzerinden kendisinin geliştirmiş olduğu fikir, ruh dünyası, beraberliği ve buluşması da buna tabir çok caizse etkili. Necip Fazıl'ın dizinin dibinde yetişmiş olması, onun etkinliklerine katılması, kendisi anlatmıştı geçen programların birisinde, programın sunuculuğunu bile yapmış olması, Çile'nin veya onun, Necip Fazıl'ın eserlerinin dünyasının içinden gelmiş olması gibi çok canlı, çok besleyici bir kimliğin sahibi olması da elbette bu halisaneliği oluşturuyor. Evet. Halisane olması, bunun çok hakiki bir şey olması meselesi var. Evet. Zorakiliğe hiçbir alan meydan bırakmayan hakiki bir rabıta bu. Ama hocam son 10 yılın içinde benim yapmış olduğum onlarca söyleşide gereksiz değerli jüri üyelerimize, gerek ödül alanlara şunu sordum ben de. Az önce sizin sözünüzden aklıma geldi. Yani Necip Fazıl bir önceki yüzyılın başında doğmuş. Evet. 80'li yılların başında göçmüş, sanat ve fikir dünyasını, siyaseti de tabii çok etkilemiş önemli bir isim. Türkçenin önemli bir şiir sesi. Elbette bütün bu haklarını teslim ediyoruz. Fakat tabii ki büyük şairler sonraki nesilleri etkiler ama bir şekilde kendini sürekli yenileyerek devam etmesi bana hep şaşırtıcı gelmiştir. Bu akşam saygı ödülünü alacak olan Profesör Hüsrev Hatemi ile İlk eser ödülünü alacak olanlar Sema Bayar ve Rıdvan Tulum aynı sahne üzerinde bir araya gelecekler. Bir uçta
Necip, bir şair olarak özellikle Necip Fazıl'la kurduğu ilişkinin bambaşka olduğunu tahmin edebileceğiniz. Hatemi Hoca'nın kendisi de şairdir, kendisi değil mi? Kendisi şair evet, çünkü. Evet, evet, evet. Yani sadece fikri gönül bağlantısı olarak değil, bir şair olarak tabii onun tesirini söyleşilerinde görmek mümkün. O şairden etkilenmiş bu şair. Allah hayırlı uzun ömür versin, tamam. 85 yaşında. Ve o zincirin bir halkası olarak duruyor ama karşısında 30'larının başında Rıdvan Tulum ve Sema Gençler Bayar var. Gençler var, evet, evet. Aynı sahne üzerine o zincirin halkaları olarak dizilmeleri aslında anlamaya ve anlatmaya çalıştığım şeyin resmi gibi. Çok güzel. Yani ne diyelim, az evvel söylediğimiz halisaneliğin bereketi diyelim biz buna. Necip Fazıl'ın şahsiyetinin hani her dem yeni doğarız bizden kim usanası diyor ya Yunus Emre. Necip Fazıl'ın da şahsiyetinin böyle bir yoruma imkan veriyor olmasını da gösteriyor bu. Bir yanda 85 yaşındaki adam Necip Fazıl heyecanıyla buraya geliyor, ödül alabiliyor. Öbür tarafta da 20, hani bu sene 30 ya, geçen yıllarda 20'li yaşlarındaki yanlış arkadaşlar. Yanlış da söylemiş olabilirim. Tabii tabii 20'lerinde yani genç çok yazarlar, genç yazarlar şairler da geldi, ödül aldı. Evet. Bu Necip Fazıl'ın önceki kimliği. Necip Fazıl'ın çok yönlü şahsiyeti. Biz şair diyoruz. Elbette öncelikle şairdir. Şairlikten daha üst bir sanat mertebesi yoktur. Ama Necip Fazıl aynı zamanda bir aksiyon adamıdır. Mücadele, eylem adamıdır. Evet. Necip Fazıl aynı zamanda bir düşünce adamıdır. Romancıdır, tiyatrocudur vesaire. Çoğaltabiliriz bu kimliklerini. Her bir kimliğinde de bir öncü olma, bir misyonu üstlenme, bir göreve omuz verme, bir yol gösterici olma misyonu, kimliği Necip Fazıl'da bulunduğu için kendi yaşadığı çağlarda, yani 70'lerde 80'lerde olduğu kadar bugünün gençleri içinde bir heyecan fırtınası estirebiliyor. Bu esen fırtınanın da önemli oluşturucularından birisinin de Necip Fazıl ödülleri olması doğrusu çok mutluluk verici. Çok hoş hakikaten. O zaman bu serinin özelde mottosu mu diyelim, şiarı mı diyelim, anahtar cümlesi mi diyelim, nasıl söyleyelim? Ben şu dakikaya kadar konuklarımdan bazılarına sorabildim bunu. Yine samimi merakım çünkü. Bu bir öngörü mü, bu bir istikamet belirleme mi, yol çizme mi, doğdu batmayan güneş ne demek? Çok güzel bir soru. Şimdi bu ödüllerin güzel tarafı, sunum metinlerini yazan arkadaşı ben tebrik ediyorum bu açıdan. Geçen yıl da mesela öyle bir spot cümleyle bu ödülleri vurgulamıştı ki yük kimin omuzunda? Evet. Çok vurgulu, çok çarpıcı bir cümleydi o da. Bu senenin spot cümlesi doğdu batmayan güneş. Necip Fazıl'ın müjde şiirinin son mısrağı. Müjdeler olsun doğdu batmayan güneş diye biter o şiir. Ben bu mısrağın tam da Türkiye yüzyılının başlangıcına uygun düşen bir vurgu olduğunu düşünüyorum. İkinci yüzyılın müjdesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah Necip Fazıl'ın da bir edebi kerametidir bu. Böyle bir vurguyla bu yılın ödüllerinin veriliyor olması artık bir, hani dedik ya gençlere sesleniyor, o gençlere bir özgüven aşılaması, bir şuur aşılaması açısından da geçen yılın, daha evvelkileri hatırlasam onları da söylerdim, geçen yılın yük kimin omuzunda sorusu kadar vurgulu bir cümledir bu. Çok hoşuma gitti benim. Yani hem hissinizi hem düşüncenizi gerçekten paylaşıyorum. Daha nasıl şerh edilebilir diye onun için ayrı ayrı konuklarıma soruyorum bunu. Çünkü evet, hikmetli sözler böyledir zaten. Aynen, birazcık öyle zihnimize, kalbimize ayrı alanlarda açabilir. Kar topu gibi yuvarlandıkça büyür. Bu cümle de öyle bir cümle. Gerçekten öyle. Çok evet, teşekkür ediyorum Sayın Anda. Sağ olun, var olun. Ben de sizi teşekkür çok ederim. Ayakta tuttum, çok yordum ama keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Birazdan tören başlayacak. Sizi daha fazla yormayalım. Galiba artık sizin oraya geçmeniz gerekiyor. Peki. Biz teşekkür de devam ederim edeceğiz. Size kolaylıklar sağ diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, 24-360 ortak yayınında devam ediyor programımız. Birazdan ödüller sahiplerini bulacak. 2023'ün Necip Fazıl ödülleri sahiplerine kavuşacak. Öncesinde konuklarımızla birlikte söyleşmeye devam ediyorduk. Bir misafirimiz daha var bu akşamın ödül alanlarından. Değerli Profesör Ahmet Ayhan Çitil. Hocam hoş geldiniz. Birazdan başlayacak olan heyecanın arefesindeki heyecanı. Hoş bulduk diyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Yine görüştük, programda görüşmüştük en son. Evet, evet, hakikaten evet, bizim için çok zevkliydi. Ama o daha sakin, hani o söyleşiye başka evet, türlü doyduğumuz bir şeydi. Bu akşamın ayrı bir heyecanı var gerçekten. Doğru, doğru. Yani ayrı heyecanı var demeye de biraz mahcubum. Çünkü
az önce Fatih Anda Hocam diyordu, yük kimin omzunda? Aslında tabii ki daha çok sizin omzunuzda. Ben sadece aktarmaya çalışıyorum ama ben bu kadar heyecanlanıyorsam Üstad Necip Fazıl adına, üstelik 10. yılında doğdu evet. batmayan güneş mottosuyla ödül almak ne hissettiriyor Ayhan Çitil'e diye sorsam? Vallahi hem çok güzel hissettiriyor hem de sorumluluk hissettiriyor, ikisi aynı anda. Burada olmak da benim için çok heyecan verici. Ben özellikle biliyorsunuz felsefeciyim, onu vurgulamak istiyorum. Necip Fazıl Üstad tabii Sultan-ı Şuara diye de anılan çok önemli bir şair ve oyun yazarı ama onu bir hatırlatmakta yarar var. Üniversiteye gittiğinde o zaman İstanbul Üniversitesi değil, yani İstanbul Darülfünun'un Edebiyat Medresesi'nde felsefe bölümüne gidiyor. Hı hı. Ya felsefe eğitimi alıyor. 3 seneyi bitiriyor. 4. seneyi bitirmeden bitirdi kabul ediyorlar. Fransa'ya gönderiyorlar kendisini, yetenekli bir öğrenci olduğu için. Sorbonne'da da felsefe bölümüne kaydoluyor. Bu bence çok önemli bir şey. Yani bir felsefi formasyonu, derinliği olmasa zaten o yaptıklarını yapamaz. Hani hep diyoruz ya, Türk şiirini mistisizme, tasavvufa açan isim kendisi diyoruz. Ama onun ötesinde çok derin düşünen, felsefi temalar üzerine çok kafa yoran bir insan. Ben de yani bütün bu ödüller arasına hani şair, öykü tamam onlar ama bir fikir ve araştırma ödülünü koymasa çok memnun oldum tabii. Fikir araştırma ödülü başından itibaren var. Bir felsefeciye verilmesi gerçekten çok evet. çok önemli ve kıymetli. Şaşırtıcı. Aslında ben yıllar içinde söyleşileri yapa yapa şöyle bir tecrübe edindim. Çeşitlendi gerçekten hocam. Tabii. Bu çeşitlilik ve aynı zamanda daha da genişlemeye ve açılmaya sebep oluyor. Zihnen de açılmaya de sebep oluyor. Dolayısıyla Şairler Sultanı diye vasıflandırdığımız evet. bu ismin hayatın her veçesinde ne Doğru. çok insana tesir edebileceğini görmüş oluyoruz. Doğru. Az önce bir edebiyatçı olma hassasiyetiyle belki Profesör Anda evet. onun şairliğini edebiyat vurgularken siz de bir felsefeci Doğru. olarak onun Doğru. eğitimindeki felsefe çizgisine dikkat çekmiş doğru, oluyorsunuz. Doğru. Bu çok anlamlı hakikaten. Şeyi de söylemek lazım. Tabii kendisi hem şair hem felsefeci ama aynı zamanda çok önemli bir aktivist. Yani onu farklı kılan o. Yani bir şekilde toplumun dertlerine çare yani üretmek üzere düşünmüş. O dergiyi çıkarmış. Yani şöyle de düşünün. Hani tabii sıkıntılı da bir süreç. 36 seneye falan yayılıyor Büyük Doğu macerası. Ve çok sayıda hani mahkumiyet alıyor, hapislerde yatıyor vesaire. Her çıktığında da o maceraya devam ediyor. Bu önemli evet, bir hakikaten azim gösteriyor, vazgeçmiyor. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu şunun için de söylüyorum. Yani düşünmek çok önemli. Biz düşünmek durumundayız. Yani bu coğrafyada tutunmak için, bütün bu yaşadığımız sorunların içinden geçmek için çok derin düşünmek durumundayız. Ama aynı zamanda bu sadece teoriyle de kalmamalı. Sadece hani böyle ne diyeyim, fil dişi kulelerde düşünmekle de kalmamalıyız. Sorunlara yönelik düşünmeliyiz. Hatta biz artık bugün Türkiye olarak sadece kendi ülkemizin sorunları da değil, tüm insanlığın sorunları üzerine kafa yormak durumundayız. Böyle bir mükellefiyetimiz var. Tabii mottomuz da hani doğdu batmayan güneş, hani bence o müjde şiirinde Peygamber Efendimiz'e de atıfta bulunuyor. Hani bizim bir mükellefiyetimiz de var, yani en hayırlı ümmet olmak, insanlığa şahit olmak. Bence bunu yerine getirebilmenin en önemli yollarından bir tanesi ya da gereklerinden bir tanesi, çok iyi düşünmek, çok derin düşünmek, bütün konuları bütünlüklü olarak düşünmek. Ama şeyi de söyleyeyim, hani bu renklenme, çeşitlenme diyorsunuz. Ben gençlerin ilgisinin de felsefeye arttığını çok görüyorum son yıllarda. Biraz daha onu konuşmuştuk röportajımızda evet, evet, da. Evet, öyle bir gözleminiz var yani. Var, o açıdan da umutluyuz da aynı zamanda. Bu heyecan uyandırması ve hak ettiği değere yaklaşma yolunda adım atması evet. gerçekten çok mutluluk verici. Bence de. Bence de. Tam istediğimiz yerde değiliz ama ilerliyoruz. Daha doğrusu şöyle diyelim. Evet, istediğimiz yerde değil. Zaten bu anlamda tatmin oldum. Tamam, oldu artık demek. Yok, öyle bir doğru şey bir şey değil doğru. ve mümkün de değil aslında. Hep bizim bir beklentimiz var. Aynen. Beklediğimiz aynen. var ve o beklediğimize kavuşabilmek için yürüyeceğimiz yol var. Doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size de programınızda. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Profesör Ahmet Ayhan Çitil'di. Bu yılın 2023 Necip Fazıl Ödülleri'nin fikir araştırma ödülünün sahibiydi Ayhan Çitil. Çeşitlenen kategoriler içinde önemlilerinden
hepsi çok önemli, birbirinden kıymetli misafirlerimizi ağırlıyoruz, ağırlamaya devam ediyoruz. Birazdan ödül töreni gerçekleşecek. Onun öncesinde konuklarımızla sizleri buluşturuyoruz. Hatta biraz da acele etmem gerekiyor doğrusunu isterseniz. Çünkü çok az zamanımız kaldı. Bunun için ilk eser ödül sahiplerinden, paydaşlardan Rıdvan Tulum'u ben huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Çok az zaman kaldı Rıdvan Tulum. Birazdan 2023'ün son günlerinde artık seneye veda ederken hiç değilse bu kadar üzüntü ve sıkıntının içinde bize iyi gelebilecek, şifa olabilecek bir şeyle, kültür sanatla, edebiyatla, şiirle veda edelim dedik. Bu vedayı da bir ödül töreniyle gerçekleştiriyoruz. Necip Fazıl Ödülleri 10. kez. Sevenlerini bir araya getirdi ve ilk eser ödülü paydaşı olarak da bu akşam buradasınız. Duygularınız ne diyor, ne söylüyor? Şöyle, öncelikle tabii bir yıla veda ederken böyle bir vedanın gerçekleşmesi ve onun bir öznelerinden biri olmam çok güzel. Daha önce ödül almış biri değilim. Bir ödül nasıl alınır'a dair hiçbir fikrim yok. Bir ödül aldıktan sonra ne değişir'e dair hiçbir fikrim yok. Ama sadece kıymetli bir jüri ve büyük isme atfedilen bir ödül almak, hatırlanmak, ya sen de buradasını duymak benim açımdan çok heyecan verici. Şimdi aslında kendi yazarlık ve şairlik serüveninde, yolunda başlarda olan, yetkinleşmiş olsa da kalemi, başlarda olan, bu anlamdaki kariyerin başında olan genç yazarları keşif imkanı da sunuyor. Hatta ben konuklarımla söyleşirken gerçekten hareketli bir yazın hayatımız var. Dolayısıyla gözden kaçırmaktan korktuğumuz, endişeye kapıldığımız günlerden de geçiyoruz. Ama buna çabalarken çok önemli şeylerle de karşılaşıyoruz ve heyecan duyuyoruz dediler. Onlar açısından böyle bir sorumluluk. Peki bu ödülü almış olan genç bir yazar açısından hani sevindirici ve mutlu edici taraflarını söyledik, gerilim yaşatan ya da sorumluluk hissettiren tarafı da var mı? Bu arada beni yönetmen arkadaşım da uyarıyor, birazdan sizi alıp götürecekler, onu kaçırmadan sizden dinleyeyim. Yani şöyle, aslında çok kısa söylemem gerekirse bir sorumluluk mu? Evet. Ama zaten ben ilk eser şiir dalında ödül aldım. Şiir yazmanın kendisi zaten ayrı bir sorumluluk. Çünkü şiir yazıyorsanız, bunu göze almışsanız Türkiye'de bir şeyleri değiştirme kudretini kendinizi görüyorsunuz demek. Bu başlı başına çok büyük bir sorumluluk. Ödül tabii ki buna eklenmemiş, ayrı bir sorumluluk. Daha doğrusu yazmanın kendisi aslında bir nevi hayatını bir şeye feda etmek. Bana öyle geliyor. Aslında sizin bu söyledikleriniz geçtiğimiz haftalarda söyleşi yapmış olduğum bu akşam da şiir ödülünün sahibi olan Ali Gülvar'ın dedikleriyle örtüşen bir tarafı var. Bu arada değerli izleyenlerimiz, bizim sohbetimizi dinlerken tören salonundaki hareketliliği de izliyorlar. Az sonra İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda Necip Fazıl 2023 ödülleri sahiplerini bulacak. Tören salonundaki hareketlilik izleyenlerimiz tarafından takip ediliyor şu anda. Değerli izleyenler, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri 2023 ödüllerinin sahiplerine ulaşacağı tören için yerlerini almış olan misafirleri ve bu muhteşem salonu görüyorsunuz. Heyecanlı mısınız diye sormuştum Rıdvan Bey. Fena değil diyordunuz. Yani şu salona bakınca Biraz daha heyecanlandınız değil mi? Çünkü o heyecanı ben de hissetmeyi, kabararak, yükselerek hissetmeyi sürdürüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız salonu teşrif ediyorlar. Değerli izleyenler. Ve birazdan tören için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olduğundan Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 2023 Necip Fazıl ödülleri sahiplerine ulaştıracak olan tören başlayacak. Tören sunumunda görev olan arkadaşım Kaan Yakupan'a sözü bırakıyorum ben de. İyi seyirler diliyorum. Kültür ve sanattan yana Necip Fazıl ödüllerinin zenginliğinde, tatmininde güzel bir yıl diliyorum.